Evet, merhabalar. Richard Craft atölye çalışmasında geçen haftadan size söylemiştim. Şişeler yapacağız. Her türlü şişe veya hoşunuza giden herhangi bir formda bir üründe istediğiniz gibi yenileme yapabileceğinizden bahsetmiştim. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi yalnız değilim. Hani zaman zaman sorduğunuz sorular var. Sen bu işi nereden öğrendin, nasıl başladın? Hep annem diyordum. Tanıyanlar zaten tanıyordur da tanımayanlar için söyleyeyim. Evet, Gül Özdoğan. Ben bu işe çıraklık dönemiyle başlayıp hala daha hobi diye, yardım diye başlayıp artık iş haline getirdim geldi resmen aslında. Nasıl anlatayım, işte bu iş yaparken neye dikkat edilmesi gerekiyor? Hani sizlerin sorduğu soruların hepsini ben vakti zamanında kendisine defa defa sordum. Defa defa yanlış yaptım, kafama vura vura defa defa da öğretti. Bugün kendisi de bizimle birlikte. Belki de hani ben aslında çoğunlukla da yapmayacağım. Burada bugün birlikte beraber çalışacağız. Tekrardan hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Gül Hocam. Merhaba arkadaşlar. Bugün ben de sizlerle birlikteyim. Bir çalışma yapacağız Yonca ile birlikte. Bakalım beğeneceksiniz diye düşünüyorum. Güzel şeyler planladık. Planladık ama daha icraata geçemedik. Bugün o kadar koşturmacalı bir gün oldu ki. Normalde yayın öncesinde en azından bir yarım saat, bir saat olsun. Hani ne yapacağız, hangi ürünler lazım vesaire. Bunları ön hazırlığını, yayında vakit kaybetmemek adına yapabiliyorduk. Yemek yerken orada gördüm, ketçap şişesini bile yukarı alıp çıktım. Ben bunu da kullanırım diye düşünün artık. Yani her şey aslında bir nevi spontane ama şu bir gerçekliği. Elimizde multi surface'lerimiz, multi dekor çalkıtlarımız. Temel kullanılan ürünler, hani ben size her zaman söylüyorum, işte eskitme kremleriniz mutlaka olsun, rölyef pastalarınız olsun, renklerde tercihlerinizdir. Bizim işimizde ister dolap boyayın, ister elinizdeki kalan malzemelerle bir değerlendirme yapın, olmazsa olmaz sabit ürünler vardır. Hani işte glaze, tabii, ne bileyim, superfix, dekopaj tutkalı, her ürün için konuşmuyorum ama mutlaka elinizin altında bulunması gereken işler vardır. Şimdi bugün 3 ayrı farklı tarzda, bunlar bu arada şişe, bildiğimiz cam şişeler. Şu şekilde bir yağdanlık, bunun daha burasını tamamlamadım ki şu aşamayı gösterebilmek adına. Elinizde kalan kumaşlar varsa, hani beğendiğiniz bir yerlerden kalan, bakın şu kadarcık bir parça bile aslında bir şişenin formatını ne kadar değiştirebiliyor. Burada önemli olan atmıyoruz. Doğru, kesinlikle atmıyoruz. Beğenmediğiniz eski kalan bir tişört var, kenarı bir şey oldu, onun ortasındaki beğendiğiniz deseni bile değerlendirebilirsiniz. Yani hususi bir şey almaya boyuyoruz. Da gerek yok. Aynen öyle. Boyuyoruz, değiştiriyoruz, mobilyalarımızı değiştiriyoruz. Artık alamıyoruz zaten. Her şey biraz pahalı. Onun için değiştiriyoruz, zevkimize göre güncelliyoruz, yeniden kullanıyoruz. Bunun için sadece boyalarımız yeter diyoruz. Aynen. Bunun için aynen boyalarımız yeterli ama her geri dönüşümde kullanılan boya grubu da geri dönüşümlerimizde kullanılan ürünler değil. Burada kullanmış olduğunuz ürünlerin gerçekten önemi çok büyük. Çünkü sizin işinizi yarım da bırakabilir, vezir de edebilir ama sizi yarı yolda da bırakabilir. Dolayısıyla kullanmış olduğunuz ürünün önemi gerçekten büyük. Kullandığınız bu ürünün uyguladığınız yüzeye göre kullanma şekilleri de değişiyor. Bir de çok kolay. Aynen öyle. Annemin atölyesi var. Sonuçta orada onlar bir günde bir geri dönüşümler yapıyorlar, revizeler yapıyorlar. Bir günde dolap da bitirdiğin oluyor ama bir haftada bitirdiği de oluyor. Hani bu yapacak oldukları projeye geçecek olan aşamalara göre değişiyor. Aynen öyle, değişiyor. Ama bugün gerçekten atmıyoruz. Ketçap şişesini bile güzel bir şekilde size geri dönüştürüyoruz. Önce ondan başlayalım istersen. Tamam. Şöyle, yayın öncesinde şu şekilde kapladım ama bu bir cam, plastik aşamada da hani geçen yayında size bahsetmiştim, superfix demiştim, mutlaka elinizin altında olmalı. Burada sadece işte kumaşı cama yapıştırmak olarak değerlendirmeyin, iz bırakmayan gerçekten kuvvetli bir yapıştırıcıdan bahsediyorum size. Şimdi şu şekilde bakın elimle süreceğim. Bu aşamaya nasıl geldi? Hani boyamıyorum, herhangi bir ürün sürmüyorum. Şişe formu hoşumuza gitti. Sadece şişeyi yıkadım. Elimle bakın güzelce tutkalımı yayıyorum. Şimdi bu şekilde bembeyaz gibi görünüyor ama burada tedirginlik yaşamıyoruz. Çünkü kuruduğunda zaten şeffaflaşıyor. Almış olduğum kumaş parçamı, yani şu şekilde mesela şurasını kullanayım. Geldim.
buraya koydum. Gül Hocam, evet. Bu arada hoş geldiniz diyorlar size. Sizler de hoş geldiniz canlar. Ben de bugün burada konuğum, misafirim. Evet, bugün yalnız değilim. Evet. Bu şekilde kabın her yerine Superfix'i sürerek kapladım. En sonunda da şimdi bu aşamaya geldi. Bu aşamadan sonra bakalım hangi aşamalara gidecek. Şimdi o aşamadan sonra bunu hazır aldık. Biz bulduğumuz kumaş da bunun kapağına uygun değil. Biliyoruz ki Multisurface akriliklerimiz her yüzeyi boyuyor. O yüzden bu kapağı ben siyah dedim boyunca boyayayım. Titanyum metalikler de kullanabilirdik. Şu anda elimde siyah Multisurface akrilik var. Onunla bakın tamponlayarak çok kolay boyuyorum. Biliyorum ki boyam her yüzeyde tutunuyor. Evet, şu an iki hamarat bayanla yayın yapıyoruz bu arada. Evet, beyaz. Buradan konuya geçiyoruz. Şimdi boyamış olduğu ürün de bu arada plastik. Hani cam falan bir ürün değil. Normal şu şekilde bunlar gibi bir plastik. Bak, önce bir kere de kapattım. Gayet güzel. Evet. Tamponlayarak boyadım. Yalnız dikkat ediyorum. Bunu bir gün bekletiyorum. İyice kurusun diyorum. Bir kat yetti. Ama mutlaka üzerine su bazlı vernik mi önerirsin buna, yoksa hangisi? Sınavda. Dersimi çalıştım. 20 yıldır boyuyorum. Yer miyim hayatta? Evet. Şöyle söyleyeyim. Su bazlı vernikle sürebilirsiniz. Parlak mat, yarım mat, ultra mat veya su bazlı sır vernik. Hepsi olur. Bir kat sürün, birkaç daha sonra bir kat daha sürün. Bu yeterli. Sprey vernikler de olur ama sprey vernikler ev ortamlarında, hani atölye ortamlarında mesela sen çok rahat kullanabiliyorsun. Ya kapı camı açık, rahat bir şekilde hemen sıkıyor, finalliyor ve hop alan götürebiliyor. Ama ister istemez bir ağır bir kokusu olabiliyor. Hani olmaz diye bir kural yok. Elinizde sprey vernik varsa onu da sıkarsınız. Ama tercihiniz her zaman. Su bazlı verniklerimiz de çok kuvvetli. Şunun için yeterli diye düşünüyorum. Kullanımı da daha kolay. Küçücük bir alan. Hani ister sprey vernik, ister su bazlı vernik, isterseniz ultra gloss su bazlı sır vernik. Hangisini isterseniz sürebilirsiniz. Kapağın rengi değiştirdim. Birdenbire daha olumlu, daha şık bir görüntüye geldi. Diyorum ki önce biraz da kurdelelerle süslerken ben, sen şunu anlatmaya başla. Tamam. Başlamadan ben bir soru sorayım. Evet. Hocam bana bir yardım edin. Verniği atınca alttaki boyalar çatladı. Neden? Elindeki boya ne? Birincisi, altında sürmüş olduğun ürün ne? Katla aralarında doğru süreyi bekledin mi? Şimdi sana 3 tane kilit soru sordum. Cevaplarını bekliyorum. Tamamdır. Hocam, bu arada ben de şunu yapayım mı? Gene Gülbeyaz'ın lafını kesin. Bu arada burada iyi melek kötü melek var. Soruları cevapladığım için ben iyi meleğim. Herkesin sorusunu okuyamadığı için Gülbeyaz da kötü melek. Evet. Aynen öyle. Ben de bir şey, ortaya bir karışık olayım bugün. Sorun, ne istiyorsanız sorun. Gülbeyaz, bu sorunun cevabını verebilecek bir sürü yol var. Şöyle de yapıyoruz zaten. Sözünü kestim ama hani yayında da cevaplayamadıklarımızı, göremediklerimizi bize DM'den yazdıklarında, yani ona bugün mutlaka ertesi güne bile kalmadan aynı gün cevaplıyoruz. Evet. İhmal çünkü etmiyor. Biz ürünümüzün arkasındayız. Çünkü biz doğru sonuç istiyoruz. Çünkü biz doğru ve güzel, şık, cici evler istiyoruz. Ben her zaman ne diyorum? Kendi evinizin mimarı olun. Bunun için büyük masraflar yapmanıza gerek yok. Hayal edin, icraata geçin. Beklemek yok. Rölyef pasta, Gülbeyaz sorunu alacağım. Rölyef pasta bugüne kadar işte ahşapta kullandık, geri dönüşümde kullandık, plastikte kullandık vesaire. Şimdi de camda kullanıyorum. Biraz şu şekilde bakın, derinlikler istediğim için, tabii ben bunu mecburen yayın öncesi buralarısını size finalini gösterebilmek adına bir kısmını uyguladım. Yapmış olduğum hareket şu. Şu kendi kalınlığında bırakıyorum. Dik vurup dik çekiyorum. Şimdi neden rölyef pasta? Bunu bu yükseltiliği başka bir ürüne alabilir miyim? Hayır, alamam. Bunun sebebi de şu. Bir, cam yüzey üzerine tutuculuğunun yüksek olması gerekiyor. Atmaması gerekiyor. Çatlamaması gerekiyor. Bu söylemiş olduğum, aktarmış olduğum durumların hepsinin tek cevabı oluyor. Rölyef pasta. Beyaz rölyef pasta. Kalın sürmek, ince sürmek. Mesela ince sürdünüz. Daha sonra kalınlaştırmak istiyorsanız kurudu. Üzerinden bir tık daha geçebilirsiniz. Gülbeyaz'ın kaşı gözü oynamaya başladı. Evet. Başlıyorum artık. Hocam, stencil yaparken stencil yapıştırmama rağmen şekli düzgün çıkmıyor. Taşıyor sanki boya. Ne yapabilirim? Ben cevap vereyim mi? Tabii ki. Şöyle, stencil yaparken lütfen
çok boya almayın. Fırçanıza veya tampon süngerinize çok boya almayın. Stencil spreyini stencil kağıdınızın arkasına sıkın. Ondan sonra gerekli yüzeye yapıştırın. Tampon süngere boya aldığınızda bunu defa defa stencil bulur mu? Evet bul. Bakın boyayı aldım ama çok. Şurada fazlasını, hatta bir peçeteye fazlasını alıyorum. Stencil spreyini şablonuma sıkıyorum. İstersen şuraya yapıştıralım önce. Temel kural fırçanda ya da tampon bakın süngerinde çok boya olmaması. Bakın aldım sildim. Ay yok bu boya kalmadı ne olacak diye düşünmeyin. Mutlaka başarırsınız. Dairesel hareketlerle bakın yüzeye gezdiriyorum fırçamı. Bu bir mukavva parçası. Şu an onu bulduk. Bazı yerlerinde mesela daha net basalım. Evet. Onu da görsünler aslında. Evet. Mesela şuraya da hafif basıyorum. Şuraya da. Bu da olabilir. Hala boya almadım. Hala elimdeki yeterli diyorum. Daha mutlaka şu hareket yok. Bu hareket sadece stencil fırçasıyla yapılırken dairesel hareketler tampon süngerle yapılır. Stencil spreyini de doğru kullandığınız zaman o zaman sonuç mutlaka harika olacaktır. Yani yüzeyde bakın ne kalınlık oldu ne bir şey oldu. Bizim için bakın, doğallık çok önemlidir. Bir bakın, şeyi yaptıktan sonra yapay bir görüntü olmaması bölge, gerekir. Şurası da koyu bastığım bölge. Demek ki temel kural püf noktası boyayı alıyorum ama siliyorum. Tampon süngerimde ya da fırçamda çok az boya kalıyor. Var mı soru Gülbeyaz? Teşekkür ederiz Gül Hocam. Şişeleri de vernik atacak mısınız? Evet, şişelere de vernik atacağız. Çünkü biz yıkamaya meraklıyız. Ben özellikle şuna bile tamam. Şuna bile vernik atabilirsiniz. Çünkü belki işte bir sabunlu suyla bir şeyle temizleme ihtiyacı duyarsınız. Sifiyle yapıştırdığımız kumaş hem kemikleşti hem yüzeyi çok iyi kavradı. Ketçap şişesinde bile gayet güzel oldu. Bunun üzerine sprey vernik ya da su bazlı vernik atabilirsiniz. Hep bana soruyorlar. Acaba su bazlı vernik solvent bazlı yani sprey vernikler kadar kuvvetli mi? Evet çok kuvvetli. Gerçekten çok kuvvetli. Elinizde İnsanlarda ne varsa... İnsanlarda şöyle bir algı var aslında. Yani su bazlı olduğu için sanki o ürün korumaz gibi hayır, düşünülüyor. Artık biliyorsunuz parkelerimizi, yerlerimizi bile su bazlı vernikle vernikleyip sonra da böyle fışır fışır siliyoruz değil mi? Evet Gül Hocam. Devam edelim. Devam. Daha demin boyası çatlayan bir hanımefendi vardı vernik attıktan sonra. Tamam, sor bana. Boyalar multi-surface yağ yeşili, vernik de akrilik vernik, high gloss su bazlı vernik demiş. Tamam. Şimdi bak ben bunun cevabını vereyim mi sen boya yaparken? Bu arada ben alaçatı rengiyle tamponlayarak alt kısımda başka bir işlem yapacağım için bakın şöyle hafif hafif biraz dokulu olacak şekilde bir kat boyuyorum. Bu hanımefendinin ismi nedir Gülbeyaz? Hanımefendi adı Ebru sanırım. Ebru Hanımcığım, şimdi boya yaparken boya çatlamasının birkaç sebebi olur. Boyayı direkt kalın sürersen, yani sulandırmadan sürersen. Aslında onu sordum ben, hani nasıl uyguladığınız diye. Sulandırmadan sürersen bu mutlaka çatlar. Ya da ben sulandırdım deyip ama tabağı genelde bazen şöyle hatalarda yapıyoruz. Boyayı koyuyoruz, üstüne de suyu döküyoruz. Onları birbirine iyice karıştırmadan buradan alıp boyamaya başlıyoruz. Dolayısıyla fırçamızın bazı yerlerine sadece su, bazı yerlerine de sadece boya geliyor. Sürdüğümüz zaman da işte hareler oluyor filan. Sonra bir başka boyayla kapatmaya çalışıyoruz filan filan. Bu boyanın çatlamasına sebep olur. Dolayısıyla şu konuda acele etmemek gerekiyor. Aa ben bunu iki katla bitireyim. Ürün zaten şişeden çıktığı gibi. O durum bir tek multidekor çatlaklarda vardır. Multidekor çatlakları sulandırmadan direkt uygularsınız. Evet. Ama multisurface'ler daha yoğundur. Sulandırılarak daha bereketlidir aslında. Her defasında sulandırarak hareket etmeniz gerekir. Dolayısıyla bu sulandırma aşamasını atladığınızda bir de aradaki kuruma süresini doğru beklemediğiniz takdirde yaşayabileceğiniz olasılıklı bir durum. Evet. Devam ediyorum. Ama hanımefendi geçirdiği şeyleri Ebru Hanımcığım. Sen
Başka neler yaptın? Söyle bize çözelim. Tamam. Şu aşamayı da bu arada bizim para yaparak yüzeydeki o çatlakları en azından kaldıracak kadar zımpara yaptıktan sonra ince bir kat boyasın, o aşamayı zaten kapatacaktır. Tamamdır, teşekkür ederiz. Bu kadar boyamak benim için şişem de yeterli, bunu da kurumaya bırakacağım. Hocam, rölyef pastayı renklendirebilme şansımız var mıdır çalkıtlarla demişler. Aa, tabii ki rölyef pastayı, ha, ama rölyef pastayı renkli pasta olarak nasıl kullanacak? Biz genelde boyarız yani, ama nasıl? Önce rölyef pastayla yapacak olduğumuz tüm işleri yapar bitiririz. Ondan sonra onun üzerine çalkıt da olur, multi-surface grubu da olur, akrilik de olur, hepsi olur. Hocam, deri sandalyede sorun çıkar mı? Yapışma veya tüy toplama gibi. Ha, bu soruyu bana da defalarca geliyor. Deri sandalyede böyle bir şey olmaz. Yalnız yine asla kalın boya kullanmayın. Hem paralelerde mutlaka multi dekor çalkıtla boyuyoruz. Eğer multi surface'de elinizde varsa onlarla da boyanabilir, ama kullanmanız gereken zorunlu bir ürününüz var. Üzerinde ultra flexible özel deri vermeyi. Mutlaka ve mutlaka bir kat olsun bunu sürüyoruz. Sonrasında yapışma, çatlama, bu durumların en azından ortadan kalkmasını engellemiş oluyorsunuz. Yonca, sence iyi oluyor mu? Bak, böyle düğmeler buldum. O süper. Süper oldu. Yine evde kalmış atıklarla atmıyorum. Düğmeler vardı, bulmuşum, buldum onları. Onlardan yapıştırıyorum. Evimde güzel bir dekor olacak. Koli kapağı bu elimdeki. Dekopaj kağıdımı bu koli kapağına yapıştıracağım. Orada bir boyut yaratacağız aslında. Hocam, krem rengi eskitmeye altta ne renk kullanılmalı? Krem rengi eskitme. Şimdi eskitme derken bir alttan gelen bir de üstten yapılan eskitme var. Kim soruyor bu soruyu? İsimler mi? Orada haber kaynağı çok önemli. Sanırım Berna Hanım ya da Berlin Hanım. Berna Hanım ya da Gülbeyaz'ın ismini tam olarak hızlı akıyor, okuyamadı hanımefendi. Nasıl bir eskitme yapmak istiyorsun? Onu söylersen ben de sana kolayca yardımcı olurum. Çünkü eskitme deyince aslında çok geniş bir yelpaze var. Fırçayla yapabileceği kuru bir eskitme var. Ne bileyim, vakslarla yapılabileceği, eskitme kremleriyle yapabileceği. Esas olan nasıl bir görüntü istiyoruz? Hani burada çıkış noktamız kullanacağı ürüne göre de değişiyor çünkü. Tabii tabii, yüzlerce eskitme şekli var. Alttan eskitmeymiş. Alttan eskitme. Tamam. O zaman evinin renklerine göre gri, bej, kahverengi ne istiyorsa, yani alttan göreceği rengi önce boyaması gerekiyor. Eğer ürün eski bir ürünse, biliyorsunuz çalkıtlar veya multi dekor, multi surface akriliklerle boyuyoruz kuralına uygun şekilde. Birinci katta boya kadar, ikinci katta boyadan az su ile boyuyoruz. Ondan sonra yüzeye bu kuruduktan sonra wooden wax sürüyoruz. Bu wooden wax'ı daha önce Yonca yayınlarında kullandı. Yüzeye elimizle veya fırçayla sürüyoruz. Ama bir kuru peçeteyle iyice yüzeye yayıyoruz. Sonra son görmek istediğimiz renk neyse, işte açık renk kemik midir, griler mi, bejler mi, nasıl bir renkse, bu renk seçimi tamamen ona ait. Onu sürüyoruz. Yalnız o son renk, sürdüğünüz son renk için boyaya bir miktar su koyun. Ama çok az, fırçanızın yürüyeceği kadar su koyuyoruz, boyuyoruz, kurutuyoruz. Sonra zımparayla ya da ıslak mendille veya bir nemli bez parçasıyla bazı yerleri silip hafif zımparalayarak eskitmeler yapıyoruz. Üstüne vernik kullanıyoruz. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Eğer wooden wax kullandıysanız bir üründe eskitme yapmak için veya herhangi bir şekilde wax kullandıysanız, mutlaka su bazlı vernikle verniklemeniz gerekiyor. Evet, kundakçılığa başladı burada. yakacak, ortalığı yakacak. Bu kahvaya yapıştırdım ya, kenarlarını daha hocam, doğal bakın yapıştırdım. Bir görüntü yapabilmek adına yakıyorum. Yakıyoruz. Bir anda zaten o alev alabilecek bir durumu yok. Yandığı noktada, yani bırakmak istediğim noktada hop. Gerçekten dükkanı yakacaksın. Çakmak ateş alabilir ya, başka bir şeyle yap istersen. Evet, soru var mı? Hocam, Ayşen Özren Hanım var. Gül Hocam, sizden öğrenmek ayrıcalık. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle, bu işi sizinle öğrenmiş sanırım. Size teşekkür ederim Ayşen'cim, tatlım.
Merhaba diyorum sana. Kocaman öpüyorum seni. Beklerim. Hocam, maxi ipek rulo fırçalarla vernik atılır mı? Atılır. Bizzat tarafından test edilip onaylanmıştır. Evet. Cevabı verdi. Kurtaran... Çocuk her yaşta yaramaz. Devam edelim. O hayat kurtaran bir ürün. Ben bugüne kadar size hani rulo kullandım, şöyle yapalım mı, işte alt katta ne yapalım gibi sorularınız vardı ya. Ben kadife rulolarımız var, sünger rulolarımız var. Bunlar olduğu halde bile ben size ne diyordum? Birinci kattan sonra rulo fazla kullanmayın diyordum. Ama bu rulo öyle bir rulo ki zaten bir kere, şu an hayatınızda bir kere multi-surface dergide çıkarabiliyor musunuz? Hayır. Dönüşüme Hayır. devam ediyorsunuz. Boya arttıkça yeni bir ürüne geçiyorsunuz. Bu da aynı şekilde. İpek rulodur, iz yapmaz. Sizin hayatınızı ciddi oranda kolaylaştıracak. Sorularıma devam ediyorum. Evet lütfen. Pamuklu ve suni deri için boya önerileriniz nelerdir? Çalkıt da olabilir, multi-surface gruptan da olabilir. Her ikisini de kullanabilirsin tatlım. Gümüş tepsiyi neyle boyamam gerekiyor? Ay, o gümüş tepsiler var ya önce öyle güzel oluyor ki. Multi-surface akrilik gruptan da kullanabilirsin, pirinç kağıt kullanabilirsin ve de çalkıt boyayı kullanabilirsin. Şöyle senin gönlün ne isterse. Şimdilik bu kadarını gösterebileyim. Yonca şey de yapabiliriz biliyor musun? Bunun kenarlarını ben biraz daha belirgin olsun istiyorum. Yaktı ama hani tampon süngerim kirli ya. Bak şöyle de hafif hafif kenarlarından hani onu belli edebilirim. Oldu mu o şişe? Beğendin mi? Ya da beğendiler mi? Bakalım. Evet. Kalan bir kumaş parçasının geldiği aşama. Hocam bunları neyle yapıştırdık? Biraz önce göstermiştim. Bakın burada. Hatta bunu bu aşamaya getiren ürün. Yanına da koydum. Taşlarımızı da Superfix'e yapıştırdık. Tabii ki. Evet. Şimdi burada rölyef pastayla boyamış, tamponlayarak yaratmış olduğum bu yükseltiye iki renk kullanacağım. Birinci rengim safir. Hocam Superfix yapıştırıcı ile açılan ayakkabılarda yapışır mı? Şimdi Yonca'cığım şey yapmayalım, ayakkabı yapışır ama sokakta ayak hareketli bir şey, ayakkabı hareketli bir şey, ayakla yani yürürken hareket ediyor. Onun için çok önermiyoruz ama üzerine bir şey, ayakkabının bir süs, bir aparat, bir şey yapıştıracaksınızdır. Bu tabii ki olabilir. Burada koyulan açığa doğru geçeceğim. Şişe de öyle bir ısınmış ki tutulmuyor. Hocam dolapları boyamak istiyorum, zımpara yapmadan boyayabilir miyim? Evet tatlım, boyayabilirsin. Multi-surface akrilik çalkıt boyalarla temel kuralları takip ederek yaparsan başaramayacağın şey yok diyorum. Zaten multi-surface'lerle multi-dekor çalkıtların çıkış noktası burada başlıyor. İkinci bir ürüne gerek kalmadan, herhangi bir ustayı evinize çağırmadan rahatlıkla sadece uygulama şekline dikkat etmek şartıyla diyorum. Hani usta sizsiniz. Esneklik bırakmıyorum. Uygulama şekline, kurallarına dikkatli bir şekilde dikkat etmek şartıyla dolabınızı da boyarsınız, evinizi de boyarsınız. Her yüzeyi boyayabilirsiniz. Şimdi bakın safir ve bebek maviyi kullandım. Gelişi güzel. Önce safiri sürdüm. Ondan sonrasında bebek maviyi aldım. Elimde bakın gelişi güzel sürüyorum. Evet, bir sorum daha var. Söyle bakalım. Tepsimi metalik ile boyadım. Rengini değiştirmek istiyorum. Onu da illaki metalik ile mi boyamam gerekiyor? Hayır, öyle bir şey yok. Tüm renkler, multi-surface tüm renkler, çalkıt tüm renklerle boyayabilirsin. Yonca, burada bir püf noktası söyleyelim mi? Şimdi sen artık çok yıllardır boya yapıyor. Çok rahat da kaynaştırıyor. Eğer şu kaynaştırmada sıkıntı duyarsanız fırçanızı bir tık glaze değin, daha kolay kaynaşır. Evet, bu da bir püf noktası. Püf noktası. Ben püfçü oldum. Püf noktası vermeye geldim. Şu tepe kısmı. Hocam, ahşap zemin ayna efektiyle boyanır mı yoksa sadece cam mı boyanır? Hayır, ayna efektiyle ahşap zemin de boyanır. Hatta onun üzerine öyle güzel dokular yapılabilir ki ayna efekti sıktığınız bir yüzeyin üzerine bir takım işte sıçratmalar, stencil'lar, belki kolay transfer, ki ayna efektinin üstüne kolay transfer güzel oluyor. Yalnız eğer böyle çok pürüzlü bir yüzeyse daha mat, kırılgan görünür. Ama parlak bir yüzeyse aynı cam üzerinde verdiği etkiyi alabilirsiniz.
Yasemin Bayrak kolay gelsin demiş. Ay şekerim hoş geldin, nasılsın? Teşekkür ediyoruz. Bir sorum daha var. Evet. Masamın üzerine ayrı bir tahta yapıştırmak istiyorum. Mobilyacı silikonla yapıştırmıştı. Ben Superfix'e yapıştırabilir miyim? Tatlım sakın silikonla yapıştırma. Silikon çünkü o masanın üzerine yapıştırdığın tahta bir süre sonra evi süpürürken masayı iteceksin. Ben de bu arada masayı gerçekten ittim. İteceksin. O silikon o kadar şeye dayanıklı bir ürün değil. Hani küçük küçük işler yapmak içindir. O yüzden mutlaka mutlaka yüzeye güzelce stifiyi bir fırçayla yay. Üzerine tahta parçası bir şeyse yapıştır. Ne kadar başarılı olduğunu göreceksin. Üzerine bir iki yerine de ağırlık koy. Bir daha kimse sökemez onu. Teşekkür ederiz hocam. Bir şey değil. Evet. Hocam kullandığınız renkler. Masaya yatırdım. Safir ve bebek mavi. Evet. Bebek mavi ve safir. Şu aşama benim için yeterli. Hemen bunu da 2 dakika kuruması için bırakacağım. Fırına. Ama o arada kurumuş olan, hatta yanmış, pişmiş olan. Hocam sorumu soruyorum, devam ediyorum. Yemek masamı rölye pasta ile budak dokusu verip bir gün bekledim. Masif doku yaptım. Zımpara yapmak için ne kadar beklemeliyim? Başla artık bekle. Başla, başla. Bir gün geçmiş. Yeter. Yeter. Başla. Canım, başla. Yalnız bir saniye. Eğer açmak için zımpara yaparken zorlanıyorsan bir ıslak nemli bezle zımpara yapacağın kadar yeri nemlendir. Ondan sonra yap, daha kolay olur. Kolun yorulmasın, kıyamayız. Evet. Bu da bir püf noktamız. Evet. Şimdi bunu bu şekilde kullanmış olduğum kağıdım 9349 şu. Evet bu. Şişede kaplamak istediğimiz şekliyle hazırlıyoruz. Bunu sana versem yapıştırırsın. Tamam. Ben yine bir püf söyleyeyim mi? Dekopaj yapıştırırken defa defa işte seminerlerde veya derslerimde veya nerede olursa şöyle bir yol izliyorum. Elimde su spreyim var. Eğer şu yoksa lavaboda olabilir. Musluğun altı. Kağıdı ıslatıyorum. Şimdi burada kibar kibar çalışıyorum. Bir de misafirim ya. Bakın kağıdı suyla ıslattım. Islattım. Ondan sonra bu neyi sağlıyor biliyor musunuz? Kağıt yumuşuyor. Gerekli yüzeye kolay nüfuz ediyor. Yani kolay kolay gerekli yere yapıştırabiliyorum. Hava kabarcığı kalmıyor. Şimdi yaptım. Dekopaj tutkalımız orada değil mi? Şurada Magic'de... hocam. Şurada. Pardon, evet. Burada. Tamam. Magic dekopaj tutkalını. Ben çok elini kullanan biriyim. Hemen elime alıyorum. Yüzeye güzelce yayıyorum. Parmaklarımla. İyice kağıda tutkalımı yediriyorum. Böyle çok kolay oluyor değil mi önce kağıdı ıslatarak? Tabii canım. Mesela yuvarlak köşeli yüzeyler var. Oralarda çok başarılıyım. Evet, kağıdı ona göre hazırladım. Bak hiç hata yapmıyorum. Ben istesem de çıkmıyor hata çünkü kağıdı ıslattım. Bu da bir püf noktası. Ben de şuradan bir fırça. Evet. Bakın kolayca dekopa ettim. Fakat şurayı kesmemişiz. Acele acele şu beyazlığı kesmek istiyorum ben. Ben tamam, sen şey istersen bana tamam. Yükleme. Ben sana ne kadar fazla payı var? Fark şuraya etmez. Kadar alabilirim. Fark etmez. Evet soru. Evet sorumuzu soralım. Superfix mobilya tutkalı niyetine kullanılır mı? Yani yatak odası dolabımın üstündeki sütunlardan biri çıktı. Tahta yapışır mı beyaz tutkal yerine? Süper yapıştırırsın. Çünkü Superfix sabah burada bir misafirimiz vardı. İngilizce anlatmak gerekiyordu. Superfix dedim Superman. Süper. Evet mobilya tutkalından çünkü çok daha kuvvetli bir yapıştırıcı. Deneyin. Gül Hoca doğru söylüyormuş diyeceksiniz. Evet hiç hava kabarcığı kalmadan bakın kağıdımda nemli olduğu için böyle dönen yuvarlak yüzeye bile çok rahat yapıştırdım. Sen geri kalanını Yaparım ben çünkü elimde dekopaj tutkalı var. Bende yok o yüzden bıraktım. Anladım. Ben de şu anda bir yandan kullanacak olduğum rengim beyaz. Eskitme kıl fırçası önce şöyle bakın
çok azıcık dokundum. Fazlasını bırakıyorum. Hatta peçeteye de bırakıyorum. Ondan sonra şu ana kadar gelişi güzel boyadığım bu şişe var ya, elim serbest hareketlerle üzerinden başlıyorum. Rölyef pastayla bu dokuları ben oluşturmuştum zaten. O ne dokuları... için yaptın onu Yonca? Bir de onu anlatır mısın bize tekrar? Tekrar söyleyeyim tabii. Şimdi bu düz bir şişeydi. Ben bu şişede daha grenli bir görüntü yaratmak istiyordum. Burada da rölyef pastayla, fırçamla dik vurup dik çekerek tamamen bütün yüzeyini kapladım. Şimdi ise sadece hafif süpürmeler, mesela bakın şuraya çok fazla geldi, şimdi onu sileceğim. Hatta buraya süpürmedim herhalde, bir kere daha geldi çünkü elimle aldım. Yüzeyde bakın tamamen herhangi bir yön takip etmiyorum. Şişemi elimde döndürüyorum. Yonca bir soru da ben sorabilir miyim? Tabii ki de. Tamam. Şimdi geldi fırça, genelde başımıza gelen bir şey. Çok fazla boya geldi buraya. Aynen. Ne yapacaksın? Cevap ver bakalım. Şimdi onu uygulamalı olarak göstereceğim. Hadi bakalım silmedim. Göster. Tamam. Evet. Onu yaparken dekopaj tutkanını dekopaj kağıdının üstüne elimle krem sürer gibi güzelce yedirdim. Magic dekopaj tutkalı çünkü kağıdıma hem mukavemet sağlayacak hem onu koruyacak. Ve böylelikle kağıdımın objeye daha güzel yapıştığını göreceğim. Ve gerçekten de öyle oldu. Bir takım süsler hazırladık. Azıcık dekopaj tutkalı kuruduğunda o süsleri üzerine yapıştırarak yeni bir şişe oluşturacağız. Bence şu kapağı da boyayalım. Bu kapağı tabii da boyayalım. Yeşil olmasın. Sevmedim bu yeşili. Bunu zaten beton pastada geçeceğiz. Tabii şimdi geçeceğiz. Ama böğürtlen mi olsun, fuşya mı olsun? Böğürtlen sanki daha iyi. Böğürtlenle boyayayım ben onu bir yandan. Ben de sorularımı sorayım. Sor Gülbeyaz. Hocam, suni deri sandalyelerimi boyarken hangi sıralamayla boyamam lazım? 1. Kullanacağın ürün multidekor çarkıt. 2. Mutlaka 3000, 3500, 8000 veya 9000 ipek fırça. Bakın sentetik fırça demiyorum. İpek fırça gruplarından birini tercih ediyorsunuz. Boyayı kalın sürmüyorsunuz. Bir kat sürdünüz. Deri olduğu için çalkıtlarda normalde 6 saat beklemek size yeterli diyoruz. Sadece deri yüzeyler için kat aralarında bir gün bekleyin. İkinci katını ertesi gün atın. Üçüncü gün itibarıyla kullanmaya başlayın. Boyama işlemi bittikten sonra mutlaka deri olduğundan dolayı ultra flexible özel deri verniğini bir kat sürüyorsunuz. Yarın öbür gün yemek döküldü, ay boya çıkar mı derdini tamamen ortadan kaldırıyorsunuz. Bacım, sen onun dediği bütün sıralamayı dinle ama boyamadan önce iyice sabunlu suyla bir güzel sil, herhangi bir dökük akıntı kalmasın. Çünkü hani dediği ben... sıralama bazen yüzeyde kirli oluyor. Onun üzerine çalışılabiliyor. O sakın iyice temizleyin, ondan sonra da yapın. Sonuç mükemmel olacak. O zaman bir soru daha soruyorum. Evet, sor bakalım. Mat verniği ipek fırça ile sürdüğümde çizgiler kalıyor. Neyle süreyim verniği? Çizgiler niye kalıyor biliyor musun? Elinizdeki fırça nasıl bir fırça? Fırçadan da değil. Önce şöyle oluyor. Ben onu çok bizim fırçayı da kullanmış oluyor. Vernik yaparken hangi verniği yapıyorsanız lütfen üzerinde çok gidip gelmeyin. Evet. Yani böyle böyle değil. Alın verniği. Şöyle bolca sürün, şöyle sürün, şöyle sürün, birbiriyle birleştirin. Bırakın yani bol bol kalsın. Üzerinde gidip geldikçe vernikte bir takım kurumalar başlıyor. Özellikle yazın böyle sorunlar çıkıyor. Biraz sürüyor, biraz kuruyor. Hadi diğer tarafı birleştiremiyor. Böylelikle hareli durum oluşuyor. Onun için lütfen bol bol bir kere de çok üzerinden gidip gelmeden yapın. Ben bu soruların çok karşıma çıktığı için aynen artık neler yapabiliriz. Yalnız şöyle bir durum da var. Her sentetik fırça da ipek fırça grubunda değil. Yani bizde bile 7-8 farklı fırça grubu var. Evet. O yüzden bunu söyledim. Bunun içerisinde sentetik fırçalar da var ama ipek fırça grupları ayrı. Ayrıca dediğin de kesinlikle doğru. Boya yapar gibi vernik yaptığınız zaman yaşayacağınız sorun bu. Boya yaparken eliniz rahat rahat git gel yapabiliyorsunuz. Boya bittiği zaman ihtiyacınızı duyup boyaya fırçanızı batırıyorsunuz. Ama vernik öyle değildir. Daha kısa aralıklarla fırçanızın önce verniğe iyice doymuş olması gerekiyor ki
yüzeye doğru miktarda bırakabilmesi adına. Evet. Hocam, mutfak dolaplarımı boyamak istiyorum. Hangi tür boya kullanmalıyım? Bir de bu boyaları nereden bulabilirim? Bir şey söylemek istiyorum. Biz geçen gün Figen'in mutfağını boyadık. Tamam. Önce YouTube kanalımız Richard Craft giriyorsun, abone oluyorsun. Orada Figen Hanım'ın mutfağı diye bir videomuz var. Yaklaşık 1-1,5 saatlik, tabii orada kısaltılmış hali var ama 1-1,5 saat zaman diliminde o mutfak nasıl değişebiliyor? Kahverengiden beyaza nasıl dönebiliyor? Alt kapaklarda yaklaşık toplamda da 3 tane multidekor çalkıtla nasıl bir mutfak bitiyor? Orada canlı canlı görebilirsin. Multidekor çalkıtlarla renklerinden tercih edin. Bir kat sürün, 6-8 saat sonra ikinci katı sürün, bitti. O kadar kolay ki, hani uzun uzun günler, bir haftalarca işlem yapmanıza gerek yok. Boya artınca da ne oluyor biliyor musunuz? Şu an arkadaşımdan bildiğim için, aynı yayında olanlar varsa eğer bilirler, hani diyorlardı ya, kapıyı boyayacak mı? Kapılar bitti, banyosuna boyamış geçti şu bile, anda. Boyamış bile. Hocam, masamızı rich boyalarla boyadık fakat çok ufak bir darbeli üzerindeki boyada kalkma oldu. Sebebi nedir? Sebebi nedir? Benim size her zaman söylediğim bir durum işte burada karşıya geri geliyor size. Bu boya evet her yüzeye uygulanır mı? Evet uygulanır. Cama da, plastiğe de, ahşaba da, duvara da. Ama burada söylediğim bir söz var. Uygulanan yüzeye göre mutlaka kumruma mesafelerini, boya kalınlıklarını doğru uygulamak gerekiyor. Şimdi ham bir yüzey üzerinde yapmış olduğunuz boya miktarının hazırlanması ve bekleme sürenizle bir geri dönüşümdeki boyanın hazırlanışı ve bekleme süresi aynı değil. Bir, o boya yani çok büyük ihtimalle doğru sulandırılmamış ve kat aralarında birer gün beklenmemiş. Boyanın kurumasının hiçbir önemi yok. Ben size açıkça her zaman bunu söylüyorum. Fön makinesi tutarsınız, kaloriferin yanına koyarsınız. Çok değil 10 dakika kendi haline bıraksanız yarım saatte o boya kurur. Boyanın kuruduğu onun artık oradan kalkmayacağı anlamına gelmiyor. Sizin orada kat aralarında multisurface işlem yaparken bir gün beklemek zorundayız. Orada boyanın kurumasının bir önemi yok. Boyanın kuruyarak kemikleşmesi ve nemini atması gerekir ki yarın öbür gün tırnakladığınızda veya en ufak bir darbede atmaması gerekir. Çalkıtları suluyor muyuz? Hayır. Verniklemeden önce ne kadar bekliyoruz? İyice kuruduğuna emin olun. Bir gün. Ben her zaman şunu söylüyorum aslında, ne boyarsanız boyayın, boyama işleminiz bittikten 2 gün sonra vernik atın. Çünkü bir gün aslında, neden onu da 2 gün söylüyorum? Çünkü bu bir fayansa bir gün yetmez. Doğru, bu bobine için geçerli. Evet, ama işte burada yapılan işlemi biz detaylarını sonuçta bilmiyoruz. Bu bir dolapsa evet ertesi gün vernikleyebilir ama yüzeylere göre bunlar değişkenlik gösterdiği için ne boyarsanız boyayın, mutlaka boyama işlemi bittikten sonra 2 gün bekleyin, 2 gün sonra verniğinizi atın, rahatlıkla da çalışmanıza devam edersiniz. Evet, şu ana kadar bu aşamaya getirdim, şimdiki aşamalarıma geçeceğim. Bu arada görmek istediğimiz, şu an annemin hazırlamış olduğu şişede Magic dekopajla biz dekopaj kağıdımızı hatta göremediğimiz sakladım. Sakladım gülbeyaz, sürpriz olsun dedim. Altlarda beton efekti, biraz o doğal tozlu görüntüsüne ihtiyacımız var. O yüzden yer yer desenin hepsini yapmayacak, yer yer ufak dokunuşlarla diyelim beton pasta sürecek. Ben de burada başka bir işlem gerçekleştireceğim. Stifi kullandım biraz önce. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Bir de stifi olmadan önceki hali, stifideki hali bakın kalıp gibi duruyor. Nasıl anlatabilirim daha? Bilmiyorum. Şu ikisini de şöyle yapacak olursam bakın. Aynı kumaşın yarısı bu, yarısı bu. Zaten rengi bir ton daha haklı olarak döndü. Burada bakın ne kadar sönük durabiliyorken burada daha dik ve daha toks duruyor. Stifi nasıl kullandım? Daha önce aslında stifi ile ilgili bu çalışmalar yapmıştık. Hatta şimdi örneğimiz var. Evet. Öncelikle yapmış olduğunuz ürünü birazcık nemlendiriyorduk. Bu nemlendirmek benim için yeterli. Ama bir de şuradan müsaadenizle. Gül hocam, ben de size bir soru yönelteyim. Tamam tatlım, bekliyorum. Mutfak dolabı boyama yaparken yağlı alanlar temizlenerek mi boyanmalı? Evet lütfen. Evet. Önce alt yüzey temiz olacak. Ondan sonra boya yapacağız. Mutlaka böyle gerekiyor. Yonca o zaman
evde benim için özel olan ne varsa stif ile sertleştirip saklayabilirim. Tabii. Hatta küçücük bir kotu. Gülbeyaz, o kot pantolonunu göstersene. Stif ile sertleştirip vazo yaptık. Bakın. Şimdi dediğim gibi önce sertleştirmeyi istediğiniz, belki dantelleriniz var, kaseye çevireceksiniz. Veya benim gibi daha dik temalı bir görüntü istiyorsanız, nemlendirdim. Şu an küçük bir parça olduğu için eldiven taktım. Ürün su bazlı. Hani tenle bir zararı yok ama ben şimdi bir sonraki adımda elimde tutkal kanıtlarının olmaması için, çünkü elimden ister istemez ürüne şey yapacak, geçecek. Güzelce stifiyi tüm dokusuna geçecek şekilde şöyle sürdüm. Sonra dantelimi açtım. Bu arada sadece dantel için de geçerli değil. Bez çiçekleriniz vardır. Aynı işlemi yapın. Takır takır. Evet. YouTube'da videomuz var hatta. Aynen. Çiçek sertleştirme. Şimdi şu şekilde bakın, dokuların arasına girdi ya. Elimle bunu güzelce şöyle açıyorum. Aslında bir nevi eskiler şey yaparmış ya, kolalamak. Kolalamak, ama bu hatta kolalamanın ötesinde aprelemek gibi bir şey oluyor. Çünkü inanılmaz bir sert dokusu var. Bu arada ben de bu şişeyi süslemeye çalışıyorum. Evet. Siz neler yapıyorsunuz Gül Hocam? Bu şekilde ben bu arada formu veriyorum ve kurumaya bırakıyorum. Ben demin hazırladığımız mukavvanın üzerine hazırladığımız dekopajı aldım. Şöyle boyutlu bir şekilde şişenin üstüne yapıştırdım. Gene evde kalan dantellerle onu süslüyorum. Stif ile yapıştıracağım şimdi burayı. Evet. Bu aşamaya geldikten sonra artık iş süslemeye geçiyor. Evet, en sevdiğimiz. Şişen bu aşamaya geldi. Şişemizin son halini gördüm. Evet. Hocam, kapağını boyayacak mıyız? Tabii ki de. Ben boyadım. Aa yok, ben belki de boyamayabilirim. Çünkü bunun rengi çok da aslında aykırı durmuyor farkındaysanız. Evet. Şimdi burada kullanacak olduğum, şunu şu alana geçeceğim. Spartix'im nerede masada? Ha, şurada. Bu arada aslında gerçi şuna tabağa sıkayım ben. Tabaktan kullanmak daha kolay olacak. Bu arada isterseniz bu şekilde ucu var. Sıkarak da hani kullanabilirsiniz. Hani ince detaylı yerler için. Biz dokunmayı sevdiğimiz için. Hatta şöyle kılıf fırçayla alayım eski fırçalarından. Çünkü çok grenli. Hani o sırayı bakın şöyle ben göstereyim. Superfix'te. Yapıştırmak istediğim kısmı sürüyorum. Elimde kalan renkler rölyef pasta. Ondan sonrasında artık elinizde ne varsa diyoruz. Ve kurdelamı. Biraz soru var mı? Yerine olmaz mı? Kurdelamız olmaz mı? Bakın bunu geldim buraya. Süslüyorum. Evet. Masaya masif doku soruyorum. Zincir alabilir. Esra Hanım'ın sorusu. Masif Esra Hanımcığım, söyle bakalım. Ben dinliyorum seni. Evet. Masaya masif zincir doku yapmak için önce boyayanlar da var. Direkt rölyefi çekenler de var. Arasında ne fark var? Gülbeyaz bir yandan şunu mu yapayım, bunu mu yapayım derken anlamadım. Özür dilerim. Bir kere daha. Masaya masif doku yapmak için önce boyayanlar da var. Direkt rölyefi çekenler de var. Arasındaki fark nedir? Şimdi pasta rölyef çekerseniz daha dişli bir doku elde edersiniz. Boyayla daha düz görüntüler elde edersiniz. Onun için hangisi sizi memnun edecekse onu tercih edin. Hocam, rölyef pasta uyguladığınız boyanın üstüne beyaz ne sürdünüz dokuyu ortaya çıkarmak için? Rölyef pasta sürdüğümüz... Boya şu... Safir ve bebek şimdi, mavi kullanıldı. Aynen. Şu ana kadar kullandığım ürünler safirim, bebek mavi. O beyazlı görüntüyü kullanırken bunu genel şekilde kullandım. Şimdi dantelimi de boyayacağım bu arada. Evet, dantellerimizi de boyayabiliyoruz bu arada. Evet. Dantelimi aldım. Stif ile sertleştirmiş olduğum dantelimi beyaz boyama dokundum.
Hocam lake yüzeye boyadan önce astar gerekiyor mu? Hangi astar? Hayatınıza multi surface girmiş. Başka hiçbir şeye gerek yok. Evet, astara gerek yok. Lake olan objelerimizi de direkt ama lütfen ilk kat sulandırarak boya kadar su ve o uygun zamanı beklemek. Peki hocam, cam masayı hangi boya ile boyamalıyım? Mutfak masam cam. Tamam. Multi Surface akrilik grubuyla boyayabilir, çalkıt boya kullanabilir. Bu arada biraz hızlanmaya çalışıyorum. Evet, zamanımız yetmiyor değil mi? Bir 5-6 dakikalık zamanımız kaldı. Şimdiden söyleyeyim, ikinci yayına mecburen geçmiş olacağız. Çünkü tam bir finalle aşamalarını gösterebilmek adına. Biraz oradan ürün verebilecek misin bana, bir şeyler süsleyeyim ben? Kendi ne istersin? Bir... Bakayım bir oradaki ürünler neler. İşte hep böyle ne varsa elimin altında onu boyuyorum, değiştiriyorum. Bakayım bir şeyler ver. Yani inanın hazırlığı yok. Şu an doğaçlama gidiyor her şey. Evet, bakın dantelimi üzerinden şu şekilde süpürerek biraz daha beyazlaştırdım. Şimdi de şurada... Hocam, daha deminki soruyu yanlış okuduk ya da yanlış cevapladık sanırım, rölyef sorusu. Tamam. Boyayıp üstüne budak çekenler de var. Tamam. Mobilyayı boyamadan rölyef de çekiliyor demişler. Rölyef pastanın altında hani bir kat boya atalım mevzusu var. Atmadan yapabilirsin mobilyada. Hani arasındaki sorunu, fark nedir diye soruyorlar. Arasında bir fark. Ben kendim çalıştığımda rölyef pastamın başarılı olduğunu, ne kadar yüzeye tutunabildiğini biliyorum. Bu yüzden ben rölyef pasta kullanacaksam asla boya yapmıyorum. Daha devam ediyorum, ne buldumsa yapıştırıyorum. Ya o danteli boyuyorum ya üstüne bir şeyler yapıştırıyorum, devam ediyorum hep. Çok cici olmuş. Yeni gelin şişemiz. Yeni gelin şişemiz. Adı yeni gelin olsun bunun. Tamam, yeni gelin. Evet, Gülbeyaz hep bana soru sor. Ne öğrenmek istiyorlarsa daha faydalı olabilmek adına. Gül hocam, mutfak masamın ayağı paslanmış, ne yapmam gerekiyor? Ha, şimdi şöyle bir şey, eğer paslanmışsa havanın oksijeniyle oluşan bir şey bu. O pası hafif zımparayla almalısın. Ondan sonra boyamadan önce su bazlı vernikle pasta olan yeri vernikleyin. Çünkü o pas, daha sonra o pası temizlemeden üzerine boyayla kapatırsınız, o an bitti, kapattım, güzel oldu sanırsın gibi bir sonuç çıkar ortaya. Ancak geçecek misin bu arada? Orada boğazında. Hayır. Şöyle falan. Ay çok güzel. Ay hem hapşurdum hem öksürdüm. Hazırlayayım mı? Ona göre devam edeceğim. Buna zincir koymayalım, zinciri tamam. Orada kullan. Bu arada gördüğünüz işte, hani bu işler nasıl çıkıyor diyorsunuz ya. İşte aynen böyle. Öyle mi yapalım? Böyle bir böyle. Elimizdeki kalan malzemeye göre hareket ediyoruz. Pardon. Paslı masa ayağı çok önemli. Onu su bazlı vernikle vernikliyoruz. Zımparayla pası aldıktan sonra ve sildikten sonra. Yani alttaki reaksiyonu artık kapatmanız gerekiyor. Mantık ve aklın yolu bir. Kapattıktan sonra boyayın. Tekrar vernik yapın. Çok başarılı olacaktır. Ben çünkü bu yolu izliyorum. Hocam demişler ki Gül Hoca ile Yonca Hoca akraba mı? Annem. Yani bu kadar bir akrabalığımız var. Evet. Akrabayız, evet. Anne kız oluyorlar. Evet. Evet, başka soru? Hocam budak yaparken eskitme boyası şart mı, normal boyalarla olmaz mı? Şimdi eskitme kremleriyle yapmak doğrudur. Ancak eskitme kremlerinin renkleri mesela sizin istemediğiniz bir durumsa birebir oranda glaze katarak ona göre bir tonda zemin hazırlayarak başlayabilirsiniz. Ağaç dokusu çekerken ya da eskitme yaparken alt ve üst renklere çok dikkat edin. Ağaç dokusu yaparken kullandığımız bir temel kural var. Görmek istediğimiz rengin iki ton açığını astar renk olarak seçeriz. Biz dersi böyle anlatırız. Eğer kahverengi görmek istiyorsam mutlaka bir oksit sarı tonlarında, safran gibi, kestane gibi tonları tercih ederim. Eğer lacivert ya da mavi görmek istiyorsam gökyüzü gibi, bebek mavi gibi tonları tercih ederim. Çünkü üstüne çalışacağım ton bunun birkaç ton koyusudur.
Hocam neler yaptı? Ben mi? Evet. Abi ben burada süslüyorum ya. Ne bulduysa takıyoruz. Aynen öyle. Şu an çok mutlu gördüm. Evet. Çünkü burada tamamen özgürsünüz ne yapmak istediğinizde. Tamamen. Bakın artık kalan zincir. Hocam yeni gelen şişemizde son durum var mıydı? Son durum göstereceğim. Devam ediyorum. Evdeki atık malzeme. Bu evdeki atık malzeme bir kıyafetin düğmesi kopmuştur. Olabilir. Bir fermuar olabilir. Olabilir. Yani bir saç tokasından kalan bir parça olabilir. Öyle çok büyük şeyler değil. Hocam bakın çengelliği. Hani çok büyük şeyler değil diyorum ya, ben gittim çengelliğini aldım, o Susi. Bildiğimiz çengelliğini. Bunlarla bile süsleme yapacağım. Hocam tezgah boyamak istiyorum. Neye dikkat etmem gerekiyor? Boyana. Evet, güzelce tezgahı temizlememiz gerekiyor. Ondan sonra Talkit ya da Multisurface akrilik grubunu kuralına uygun ve düzgün bir şekilde uygulayarak yeniden tezgahına yeni şekliyle kavuşabilirsin. Belki stencil yapabilirsin. Evet, soru var mı? Tabii. Mutfak dolabımı boyamak istiyorum. Çok koyu olmayan hangi griyi önerirsiniz? Antik gri çok güzel. İstiyat biraz koyu gibi ama antik gri kullanabilir, granit kullanabilirsin. Çok koyu olmayan iki gri tonu. Bu arada Gülbeyazcığım, ben bu şişeye daha fazla bir şey yapıştırmak istemiyorum. Ben boyacıyım. Soruyorlar mesleğin nedir? Boyacı diyorum. Onun için boyayla yaptığım ve kendi ürün grubuyla yaptığım şeylere bırakıyorum. Başka bir şey ellemiyorum. Efendim? Ne, anlamadım. Gül beyaz böyle yapıyor. Ama anlamadım. Neyse. Döneceğim ben sana Gül beyaz. Tamam. Evet, sifiyle sertleştirdiğim danteli yapıştırdım. Dekopaj tekniği çalıştım. Üzerine bir iki kurdele fiyonk taktım. Verniklemem lazım bunu. Yıkamam lazım. Çünkü bir ay sonra tozlandı. Yıkayacağım ben bunu. Sprey vernik kullanabilirsiniz. Su bazlı vernik kullanabilirsiniz. Su bazlı ultra gloss vernik, sır vernik kullanabilirsiniz. Evet. Evet Gülbeyaz, soru sor bana. Soru sor, cevap verin. Evet. Kurs verdiğiniz yeri soruyorlar. Ben Anadolu yakasında Kızıl Toprak'tayım. Bilgi verirseniz gelebilirim demiş. Şekerim, benim atölyem Ümraniye Çarşı içinde. Bana her zaman ulaşabilirsin. Yoncumik Sanat Merkezi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam sıcak silikonla mı yapıştırdınız bunları diye soruyorlar. Bazı şeyleri sıcak silikonla yapıştırdım. Çünkü bitirebilmek adına. Mesela şunu ben Steffi ile yapıştırabilirdim. Ama finali hani size görünsün diye çabucak. Çünkü kuruma zamanı var Steffi'nin. Hocam tepsi boyamak istiyorum ama vernik konusunda garantili olmam için nasıl vernik uygulayabilirim? Efendim hayatımız garantide, bizim su bazlı verdiklerimizde 5 yıl garanti veriyoruz. Artı bir şey ödüyorlar ya, hani artı 2 yıl. Tatlım, bizim bütün verniklerimiz çok korumalı. Kuralına uygun 2 kat yaparsan inan ki yaptığın emeğin boşa çıkmayacak. Tamamdır. Vernik kaç kere atılır, kaç gün ara ile? Evet. Vernik işimizi bitirdik. Su bazlı veya sprey verniği bir kat atıyoruz. Bir gün bekliyoruz. Bu iklim ve hava koşullarına göre değişen bir şey. Mesela yazın çok daha kısa bir zamanda bu işi yapabilirken, kışın bir gün bekleyin. Bir gün bekledikten sonra çok eski bir zımparayla şöyle bir yüzeyinden gezdirin. Üzerinde bir toz, bir pürüz, bir korozyon varsa bunu alın, nemli bezle. Burada yayınımız her an durabilir. Ben senin sözünü kestim. En azından bitmiş hallerini sizlerle paylaşmış olayım. Çünkü yaklaşık birkaç dakika içerisinde Instagram otomatik olarak kapandığı için. Tamam. Evet. Bugün elimizden geldiğince soruları cevapladık. Ama şu an burada soramadığınız diğer sorular varsa bunları zaten DM'den biz sizlere geri dönmüş oluyoruz. Bugün sizlerle Superfix'li bir kumaşın cama, düz bir şişeyle dekopaj kağıdı ve elimizde kalan o mukavvaydı veya işte kurdeleydi, bunlarla bir geri dönüşüm. Ayrıyetten daha dokulu bir görüntü. Bunların hepsini aşama aşama elimizden geldiğince yapmaya çalıştık.
Bu sizi arada... seviyoruz. Hayır hayır, sorularıma devam ediyorum. O zaman kapanmıyorsa şu an, şimdiden, şimdilik değil. Şimdiden söyleyen, son... evet hoşça kalın diyelim ama soruları son sizi aşamaya kadar cevaplayalım. Sizleri seviyoruz, bizim izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kocaman bizden size kucak dolusu sevgiler. Evet. Yayınlarımız bundan sonra her cuma saat 14'te devam ediyoruz. Evet, evet sorular ilk yesirimiz bitene kadar. Vernik zemin üzerinde neden ayranımsı ayranımsı oluyor? Öyle bir şey olmaz. Verniğin kapağını iyi kapatmamışsan, hani üzerinde bir kaymaksı tabaka oluşmuştur. Çalkala, evet, fırçayla ez, kullan. Hızlı cevap verelim. Sor Gülbeyaz bize. Spatula paint'te hangi malzemeler kullanılıyor? Evet, spatula paint'te hangi malzeme kullanılıyor? Yonca. Spatula yoncanın yonca. Evet. Ben şok. Evet, yonca şok. Yeni yaşım. Ben sabah kutlamıştım. Herkes beraber. Kocaman bir aile ediyoruz ya. Mutlular. Devler. Nice mutlu seneler inşallah. Nice yıllar hayatım. Teşekkür ederim. Evet. Hocam sizler için şöyle bir dilek tutuyarak hep beraber güzel dönüşümlere diyelim. Sağlıklı mutlu günlere diyelim. Evet. Hocam bu arada doğum gününüzü kutluyorlar. Hoşçakalın. Şimdi geliyorum. Şu an ben de şey diyemedim. Ben de afallamda bittim. Ben de şaşırdım. Evet. Bilmiyordum. Aynen öyle. Benim haberim vardı bu arada. Bilerek doğum günü kutlamalarınızı okumadım. Özür diliyorum. Beyaz fiskos fiskos bana yayın öncesi söylemişti. Bir şeyler dönüyordu. Ben en azından yayındayken şunu beklemiyordum. Tamamen evet, bu gerçekti bu. Evet. Evet. Hocam herkes doğum gününüzü kutluyor. Hepinize mutlu yıllar çok, diliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, sorularınızı, doğum günlerinizi bundan okumadım. Haberiniz olsun. Sonunu bekledim. Evet, bir organize işler durumu varmış. Evet. Öptü Gülbeyaz. Evet. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bundan sonrasında tekrardan önümüzdeki hafta cuma yine belki ara sürprizlerimiz olacak. Sevgiyle kalın, konuşamıyorum. Kendinize iyi bakın.